Merhaba arkadaşlar. Yeni bir etkinlikteki video ile karşınızdayım. Aslında bu videoyu çekene kadar birkaç tane tüm taktiklere özel videolar çektim. Yani 4-4-2'ye karşı nasıl oynayacağımıza dair ve şu Xabi Alonso ile alakalı da her rakibe karşı taktiksel anlamdaki dizilişi çektim. Ama ben burada şöyle bir şey yapmak istiyorum. Daha kestirme bir yoldan ki burada kolaylıkla 3. seviyeye geleceğimizi düşünüyorum. Burada hangi taktikleri yaptığımı size anlatayım arkadaşlar. Siz de hızlıca 3. seviyeye gelin, böylelikle beklememiş olursunuz. Diğer video içerikleri ise hep atıyorum 4-2-4-4-2'ye karşı taktik, 4-2-3-1'e karşı bir taktik, 4-3-3'e karşı nasıl bir taktik yaptığımıza dair. Videoları ayrı ayrı daha kapsamlı bulabileceksiniz. Ama bu Xabi Alonso etkinliğine özel bir arkadaşımızın isteği vardı. Ona özel tüm bu 3. seviyeye kadarki olan taktikleri hızlıca paylaşmak istiyorum sizinle. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yeni içerikler için de zil açmayı unutmayın lütfen. Ve hemen ilk rakibimizin taktiğine bakıyorum. 4-3-3 oynuyor arkadaşlar. Ben bu rakibe karşı izlediğim taktik, rakip benimle şöyle oynadı arkadaşlar. 4-3-3. Şöyle bir oyun oynadı benimle. Bu taktikte arkadaşlar orta sahayı bana bıraktı anlamına gelir. Ve rakibin forvetlerini incelediğimde benim pozisyon almalarım daha yüksek olduğu için defansımı ileride kurdum, pozisyon almamı açık yaptım. Şunları bir sıfırlayalım. Offside taktiğimi açık yaptım. Top çalmam normaldi. Çünkü rakiple hemen hemen dengiz. 102 arkadaşlar, rakibin ilk seviyede benim, yani %3 düşük. Sizin şu anda hangi seviyedeyseniz muhtemelen %3 düşük olarak gelecek karşınıza. Takım anlayışım da benle denk olduğu için savunma taktik anlayışıyla çıktım. Pas atma şeklimi kısa yapabilirim veya karışık yapabilirim ama pas yönünü ortadan yapabiliriz. Bunu maç başladıktan sonra yapmanızı tavsiye edebilirim. Pas yönünü ortadan yapabilirsiniz arkadaşlar. Peki ben bu rakibi hangi taktikle çıktık? Formasyon olarak nasıl bir taktikle çıktık? Formasyon olarak orta sahaya hakim olmak istedim arkadaşlar. Bu yüzden de şu şekilde 4-2-3-1 taktiğiyle çıktım. İlk rakibin taktiği, formasyonu buydu ve dizilişi de buydu arkadaşlar. Atak ve savunma anlayışı da buydu arkadaşlar. Bunu hızlıca geçtim zaten. İlk seviyeyi bence herkes geçmiştir zaten. Ve ikinci seviyeye geldik. İkinci seviyedeki bu taktiği de arkadaşlar 4-4-2 taktiğine özel iki tane video çektim. Hangisini yayınlarım? Belki ikisini birden yayınlayabilirim. Ama buna karşı da arkadaşlar izlediğim taktik hızlıca gene göstereyim. Böylelikle Xabi Alonso etkinliğinde hızlıca geçmiş olursunuz. 4-4-2'ye karşı oynadığım taktik arkadaşlar gene 4-2-3-1. Bu taktikle oynuyorum ama maç içerisinde mutlaka değişiklik yapıyorum. Rakibin ML, AMR'si olduğu için mutlaka DL, DR tutmamız gerektiğini bahsetmiştim. Pardon, bahsetmedim, o videoyu yayınlamadım çünkü henüz. Ama rakipte MR, ML, AMR, AML varsa mutlaka DR, DL tutmak gerekiyor. Eğer rakip hücum oyuncularının pozisyon alması benden düşükse hücumcularımı ileride kuruyorum. Ve rakip gene benden düşükse adam adama ya da adam adama şey yapabilirim. Maç içerisinde 4-4-2'de bu taktikle çıktım arkadaşlar. Ona da bu taktiği yaptım. Bu taktik ama pas atma şeklinde ise savunma yaptım. Karışık yaptım. Pas yönüm karışıktı gene. Kontratağı zorladım. Presim alçak. Top çalmam normal. Markajı eğer benim savunma oyuncularım daha güçlüyse adam adama yapabilirim. Ama rakibim benden savunma oyuncuları da hücum oyuncuları daha güçlüyse bölgesel yaparım ve rakibin forvetlerinin pozisyon alması benden daha düşük olduğu için offside taktiğimi de açık bıraktım arkadaşlar. Öyle ikinci tura çıktım. Maç içerisinde öne geçtikten sonra şöyle bir dizilişle 4-5-1'e de 4-4-1'e de döndüm. Bunları genelde maç içerisinde formasyon olarak değişiklikler yaptık. İkinci turdaki rakibe de bu dizilişle ve bu anlayışla çıktım. Bunu karışık yapacağız.
Bir maç içerisinde bu şekilde çıktım arkadaşlar. Ve her maçın ikinci yarısında presimi yükseğe çektim. Çünkü etkinlik oyunu olduğu için sizin de bildiğiniz gibi oyuncularımızın masyonu, kondisyonları düşmüyor. Üçüncü seviyedeki takım ise arkadaşlar 4-2-3-1 oynuyordu. Evet, 4-2-3-1 oynuyordu. Buna izlediğim taktik ise 4-2-3-1'de gene dörtlü bir savunmayla çıktım. Bu sefer ama 4-4-1-1'e döndüm. Bu şekilde yaptım ve mantıksalda da bu sefer kontra atağım gene açıktı. Offside taktiğim açıktı. Markajım bölgeseldi. Top çalmam zora çektim arkadaşlar. Sarı kart görene kadar, yani benim oyuncularımdan biri sarı kart görene kadar zorda oynadım. Çünkü rakibin free kick'ten atabilecek, bir golü atabilecek oyuncusu yoktu benim oynadığım rakipte. Takım anlayışı, savunmam, pas yönüm karışık, kontra atağım da açıktı. Bu şekilde çıktım. Ve maçın içerisinde de şu değişikliği yaptım arkadaşlar. Riskli bir hamleydi ama rakip zaten benimle böyle oynadığı için bu sefer iyice orta sahaya hakim oldum. Ve orta sahada fişi çekip işi bitirdim. Eminim siz de hepiniz son 3. seviyeye kadar gelmişsinizdir. Çünkü robota karşı oynamak gayet kolay. Karşında bir menajer yok. Bu şekilde böylece arkadaşlar Xabi Alonso turunda 3. seviyeye kadar geldim. Ama şu taktiklerin hepsiyle alakalı özel videolarım olacak. 4-3-3, ondan sonra 4-2-3-1, 4-4-2 ve 4-3-3. Bu neydi? 4-2-3-1 evet. Bunlara özel videolarda gelecek arkadaşlar. İçerik Xabi Alonso'da böylece hızlıca 3. seviyeye gelebilirsiniz. Ben bu taktikleri yaptım. Sizi bir deneyin bakalım nasıl işe yarayacak mı? Yorumlarda paylaşın lütfen. İçerik hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yeni içerikler için de zil açmayı unutmayın lütfen. Herkese keyifli oyunlar, iyi eğlenceler arkadaşlar.